Merhabalar lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel hafif kereviz sevenler için harika bir kereviz salatası tarifim var. Yapımı da çok kolay fazla malzemeli de değil. Şimdi kerevizimi saplarını temizledim güzelce soyuyorum. Güzelce bir yıkadım. Daha sonra bu şekilde biraz kalın dipten doğru soyuyorum. Bildiğiniz gibi kereviz gerçekten kalın kabuklu bir sebzedir. Her gün olsa her gün e, keyifle yiyebileceğim gerçekten çok sevdiğim bir sebze. Kanalımda kereviz yemeği de mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz. Portakallı kereviz adıyla bakıp bir göz atabilirsiniz. Eğer kereviz severlerdenseniz. Kerevizimi soydum. Orta büyüklükte bir kerevizdi benimkisi. Hemen limonluyorum. Çünkü çok çabuk sararacağı için hemen bolca limonladım ve hızlıca rendenin iri gözüyle rendeledim. Bir adet de orta boy yeşil elma kullanacağım. Elma da gerçekten çok lezzet veriyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Eğer daha önce denemediyseniz bence mutlaka bir şans verin derim. Tekrar rendelenmiş kerevizin üzerine Biraz daha limon suyu sıkıp karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kar beyazı bir şekilde duruyor. Eğer limon sıkmasaydık hemen sararıp kararabilirdi. Hızlıca elmamı soyuyorum. Tüm kabuklarını ve yine rendenin eri gözüyle elmamı rendeleyeceğim. Bu tarif için çok az tuz kullandım. Elma kereviz zaten biraz hafif tatlı bir sebzeler meyveler olduğu için fazla tuz girmeyecek. Sadece mayonez ve yoğurt'taki tuz oranı aslında yeterli olacaktır. Çok az, bir tutam olacak şekilde tuz ekledim. Şimdi rendelenmiş elma ve kerevizi güzelce karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. Yoğurdun susuz olan tarafından bolca katı olan kısmından kullandım. İsterseniz siz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz ve 1 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde mayonez kullandım. Ama kesinlikle mayonezi çok fazlaca kullanmayın lütfen. Mayonez tadı öne geçmesin. toplamda Ben dediğim gibi bir buçuk kaşık kadar bile Belki koymamışımdır 3 yemek kaşığı yoğurda Biraz mayonez ekleyip karıştırıyorum ve Kereviz tabağı ile buluşturuyorum yoğurdu Aşırı derecede yoğurt kullanmayınız lütfen orantılı olsun Sadece biraz yoğurda ve Mayoneze bulanacak şekilde kerevizler oranı bu şekilde yeterli olacaktır. Daha sonra sulanma yapabilir fazla yoğurtlu olursa. Bolca karıştırıyorum hepsini birbirine yediriyorum. Özel gün sofralarınıza da yakışacak gerçekten güzel bir tarif. Şimdi size portakallı sunumunun iki çeşidini göstereceğim hangisini beğenirseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Bir portakalı bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Portakal çanağında kereviz salatası tarifi. Dilerseniz elma kullanmayabilirsiniz. Onun yerine bir adet salatalık da kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz ama kesinlikle Elmanın o tatlı tadını almıyorsunuz. Zaten yeşil elma ekşi olduğu için gayet güzel bir uyum sağlıyor bu tarifte. Bu şekilde portakalları dilimledim. Çok ince olmayacak şekilde. Şimdi ikinci şeklinde size göstereyim. Bir kase olarak kullanacağız. Diğerinde dilim olarak taban yaptık. Bunda da bir kase tabak görevini görecek şekilde Böyle ortadan ikiye bölüyorum. İçini oyup kerevizleri dolduracağım. İkisi de çok şık gerçekten. Özel gün sofralarınıza yakışacak şık sunumlu tarif. Hem yapımı kolay hem az malzemeli hem de çok gösterişli kutlama sofralarınıza da yakışacak bir salata tarifi. Dilerseniz üzerine bu şekilde cevizle süsleyebilirsiniz. Biraz da zeytinyağı sevenler zeytinyağı gezdirebilirler. Normalde ben çok severim fakat e, kenarlardan akmasın diye yani sunumdan dolayı eklemedim zeytinyağını ama o da çok güzel lezzet veriyor gerçekten tavsiye ederim. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirirsiniz. Tüm yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizlerin önüne bildirim olarak gelecektir. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere.